İstanbul'a kayyum atansa tepkiniz ne olur acaba? Türkiye yer yerinden oynar yani. Seçilmiş bir insanın da bir ekmen alımı o da kolay mı? Tepkimiz ne olacak? Sokaklara döküleceğiz. En başta CHP ne yapacak? Ona düşenin görevi meclisi feshedecek yani. Süleyman Soylu boş konuşuyor. Niye boş konuşuyor? O seçilmiş, İmamoğlu seçilmiş bir belediye başkanı, o atanmış bir belediye başkanı. Yani nasıl böyle kendi kendine nereden bu şeyi alıyor? Yani bıraksın bu İmamoğlu ile uğraşmayı. Ben kendim de AKP üyesiyim. AKP üyesiyim ama bir vatandaş olarak artık yeter diyoruz. Hala üyesi misiniz? Evet. Hala üyesiyim ben. Yayınlayacak mısınız bunları? Yayınlayın ama. Yayınlayın ki bilinsin bunlar. Çevir bir insanlara, vatandaşı 5-10 liradan, 20 liradan üstünde fazla para bulamazsınız. Ülke acından ölüyor. Süleyman Soylu kalkmış İmamoğlu'na uğraşıyor. Türkiye'de eskiden biz, ben Adanalıyım. Şehir dışına çıktığın zaman her taraf yeşillik de ekinden dolayı. Yani şu anda bir buğdayı bileme dışarıdan alıyoruz. O duruma düşmüşüz yani. İstanbul'a kayyum atanırsa iyi olur. İyi mi olur? İyi olur bence. Niye? İşçileri niye işten çıkartıyorlar? CHP'nin yapısında zaten bu var. Namus sözü veren bir teşkilat başkanı namusunu hiçe sayıyor demek. Ben sana bir şey söyleyeyim mi reis? CHP'nin yaptığı hiçbir hareketi kabul etmiyorum ben. Hepsi doğru gidiyor. CHP'lilerle tartışmam ben. İşim olmaz yani. CHP'li değil ki o, AKP üyesi. AKP'li olsun. Yok, ben de koyu MHP'liyim kardeşim. Süleyman Soylu'nun dediğine katılıyorum. Kayyum atansın. Doğrular da var. Onları da kabul ediyorum. Diyor ki hanımefendi bir soru sordu. İstanbul'a kayyum atanırsa ne tepkiniz olur dedi bana. Atansın bir saniye. Ben sana söyleyeyim. O kadar seçilmiş bir insan. Önünde bekliyor. Yazık günah değil mi? Açılan insan var. Seçti beyefendi. Belediye İstanbul halkı seçti. Ben de AK Partiliyim. Koyu AK Partiliyim. Koyu AK Partiliyim ama ben işsiz geziyorum şu anda. Niye bana devlet gelip sormuyor? Sen ne yapıyorsun kardeşim? Bana kim soruyor? Sen gazi olmuşsun. Sana soruyorlar işte. Halk bu insanları seçti. Seçilmiş bir belediye başkanıdır. Süleyman Soylu dediniz. Bakan. Atanmış bir bakan. Ne haklan? Namus sözü veren adamdan ne beklersin hemşerim? Sayın Erdoğan da mecliste namusuma, dinime yemin etti tarafsız olacağıma dair. Şu anda AKP'nin genel başkanı. Siz ne bahsediyorsunuz bana ya? Ne namusundan bahsediyorsunuz? Etmedi mi yemini? Peki tarafsız mı? Tarafsız. Bana göre tarafsız. Kayyum atanacaksa niye seçim yapıldı? Seçim yapmaya gerek yok. Ya iki defa yaptı. Şu anda kayyum atanmasının nedeni ne olabilir yani? Kayyum atanacak bir durum yok. Süleyman Soylu elinden gelse şu anda belki de yapacak yani. Ama bu Türk milleti buna müsaade etmeyeceğine ben inananlardanım. Şimdi yani yolsuzluklar ortaya çıkıyor mu diye kayyum atanıyor? Geçmişte yapılanlar ortaya çıkıyor mu diye kayyum atanıyor? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Neden kayyum atanıyor? Gerekçe ne? İstanbul'a kayyum atanırsa ne düşünürsünüz abla? Herhalde dünyanın en yanlış şeyi. Ülke batar. Savaş sebebi olur. İstanbul'a kayyum kadar biz seçtik. Oy veren ya da vermeyen herkes İstanbul halkının kararına saygı duymak zorunda. Anca da halk gönderir. Beğenmezsek göndeririz. İstanbul'un sahibi İstanbullular. Devlet değil. Katılıyor musunuz abla? Ne diyorsunuz? Evet, katılıyorum. Bakın mesela Fransa'da benzine 3-5 kuruş zam yapıldı diye aylarca ayaklanmalar sürdü. Doğru mu? Biz doğalgaza 15+ zam yedik mi? Seçimden önce ne diyorlardı? %15 düşürecek diyorlardı. Seçim bitti, %15 zam geldi mi? Artı geçenlerde bir %15 daha zam geldi. Hangi birimizin bir tepkisi oldu? Milletin artık dur demesi lazım. Dur demesi. Süleyman Soylu da her şeyi kapatmak için gündem değiştiriyor. Sadece başka bir şey yapsın bakayım yapabiliyorsa. Yapsın. Yapabiliyorsa, gücü yetiyorsa alsın bakayım. Her şey bedava milletvekillerinin, kendilerinin bedava olduğunu hal bırak. Akrabaları bileme her devletin her türlü şeyinden faydalanıyor. Siz şu an ne iş yapıyorsunuz? Ben nakışçıyım, tekstilde çalışıyorum. Emekli olamadınız. Olamadım. Niye olamadım? Yaşa takılanlardanım. Ondan dolayı Sayın Tayyip Erdoğan sağ olsun geçen bize ne dediyse bunlar nereden türedi diye. Ya biz burada türemedik. Biz 1000 yıllardır bu ülkenin evlatlarıyız. Biz türemedik. 1000 yıllardır bu evlatların vergisini veren, askerliğini yapan vatandaşız. Sen vatandaşı ne yaptın? Bak tütün içer hale getirdin. Yırtık ayakkabıyla gezen hale getirdin. Ve ben askeri ücretten çalışıyorum. Sen her ay benden 600 lira maaş kesiyorsun. Sigorta için kesiyorsun ve bana kalkmışsın sen bu nereden türedi diyorsun. Daha ne kadar var abi emekliliğinize? Aşağı yukarı 12 yıl falan var.
Ya şu an o kanun olmasaydı emekliydim ben. Diyor ki çift dikiş, böyle elini de böyle yapıyorsun. Koskoca bir lider çift dikiş diyor. Ya sen kendini oraya atırmasın, Cumhurbaşkanlıktan maaş alıyorsun. Emeklisin, oradan alıyorsun. Bir kuruma daha kendini atamışsın. Kendi kendine atıyor bu. O kurumdan da maaş alıyorsun her türlü. Bize gelince ne diyor? Böyle çift dikiş. Elini de böyle yapıyor. Yakışıyor mu böyle bir lidere? Yani geçinebilsem bak ne diyorum ben size. İşte tütün bak. Elimde tütün. Ayağımda ayakkabı yok. Yırtık ayakkabıyla geziyorum. Nasıl geçinebilir misiniz diye sormanıza gerek yok. Ben 1200 lira kira ödüyorum. 1200 lira aldığım para 1650 lira bir para. 1200 lirasını düşün. Geriye ne kalıyor siz hesaplayın. Benim eşim gündelik temizliklere gidiyor evlere. Bana yardımcı olabilmek için. Sadece bu. Peki abi siz az önce üyeliğinizi de anlatmıştınız. Evet. İstifa etmek istediniz. Kabul edilmedi mi? Nasıl oldu? Kabul edilmedi. Seçimden önce gittim hatta. 2 gün önce miydi neydi? Şu an işlem yapılamıyor dedi. Peki bu son belediye seçimlerinde mi istifa etmeye karar vermiştiniz? Evet. Son belediye seçimlerinde. 23 Haziran'dan öncesi ama. İlk belediye seçimlerinden önce. Köprü yaptık, yol yaptık deniliyor sözde. Köprüyü yaptın doğru. Bir bakanın bir açıklaması vardı hatırlarsanız. Bunun parasını Kars'taki bir insan da ödeyecek. Buradaki yoldan geçen bir insan da ödeyecek diyordu değil mi? Siz anlaşmalarınızı niye doğru düzgün yapmadınız? İstanbul'a kayyum atanırsa ne düşünürsünüz? İstanbul'a kayyum atanırsa yani iyi olmaz. Sonuçta seçilmiş bir lider. Ben AK Partiliyim. 16 yıldır da veriyorum. Hala da vereceğim. Vermeye de devam edeceğim. Şimdi, belediye seçimlerinde de AK Parti'ye mi oy verdiniz? Verdim. Verdim. Vereceğim de yani. Çünkü ben AK Parti'nin Erdoğan'dan alttaki kademelerine güvenmiyorum. Biz sadece Erdoğan, onu destekliyoruz. Ama onun arkasındakiler ona hep yan çiziyorlar, yamuk yapıyorlar. Sen şimdi az önce konuştun ya, böyle detay veriyorsun. Detayları sen nereden biliyorsun? Ben bilmiyorum. Yok. Sen taahhüt etmişsin. Diyorsun ki bu kadar araç geçecek. Araç geçmezse, müsaade et abi, müsaade et. Araç geçmezse farkını ben ödeyeceğim. Tayyip Erdoğan'ın kendisi anlatıyor bunu. Telefonumda geçersiz sim yazıyor, doğru mu? Faturasını ödeyemediğim için kardeşim. Kameraya da gösterir misin abi? Telefon faturasını ödeyemediğim için hattım kapanmış. Türkiye'nin gerçekleri budur. Ama 70 lira bana 30 lira bez parası veriyor. 30 liraya bez satılıyor mu bana önce gelip onu söyleyecekler. Hani 30 liraya bez bulun bana elini öpeceğim. 30 liraya bana bez bulanın elini öpeceğim. 70 lira bir maması, 100 lira yeni mama aldım. Hadi ben çocuğum için çalışmıyorum ama hastane masrafları almış başını gidiyor. Hastane kabul etmiyor, ne yapacağız? Yani bana kimse gelip de cebimde para var mı diye gelip sormuyor. Sizin var mı örneğin paranız cebinizde? Cebimde şu an para var, evet. Ama ne kadar var diye sorarsa 50 lira var. O 50 lirayla ben ay başına kadar nasıl gideceğim? Şimdi diyorsunuz ki İstanbul'a kayyum atanırsa ne olur? Süleyman Soylu zaten yaptı yapacağını. Mardin'e, Van'a, Diyarbakır'a kayyum atayarak 450 kişiyi yakalayarak bu zaten büyük bir haksızlıktır. Buraya yapılırsa şaşırmamak gerekiyor. Madem ki haklı olduklarını düşünüyorlar, o zaman gelsinler Diyarbakır'da, Muş'ta, Mardin'de, Batman'da, Bitlis'e gelsinler seçime girelim. Kayyum atamadan. Madem ki hak diyorlar, madem ki hukuk diyorlar, madem ki zorbalık yok diyorlar, biz zulüm etmiyoruz diyorlar. Madem ki Allah'ı biliyorlar, Allah'ı kullanarak siyaset yapıyorlar. Gelsinler seçime girelim. Kayyum atamadan. İstanbul'a bir kayyum atanır mı sizce? Niye atanmaz tabii ki. Niye atansın ki şu anda İstanbul'un hukuksuzluk yapılmadığı sürece teröre, terörist işte herhangi bir hukuksuzluk, yasal dışı bir şey olmadığı sürece atanmaz. Örneğin Bakan Soylu'nun bir açıklaması oldu. İmamoğlu'nu eleştirdi, peşmürde vesaire dedi. Bu biraz kayyum gibi algılandı. Ne düşünüyorsunuz? Hayır, böyle bir şey hayatta yapmazlar. İstanbul olmaz diyorsunuz. Olmaz. Niye olsun? Sayın Cumhurbaşkanı hangi şartlarda bu sürece geldi? Sayın Cumhurbaşkanı da bu süreci yaşadı. Buradaki en büyük sorun, Türkiye'deki siyasetçilerdeki en büyük sorun teröre bulaşmış, terörizme adepte olmuş. Askerine, polisine, kamuya, vatandaşına karşı bir suç işlemiş olan kişilerin milletvekili, bakan, yönetici olmaması gerekiyor. 16 yıldır AK Parti Recep Tayyip Erdoğan ne yaptı bu ülke için? Bana bunun cevabını verin. Bir saniye abi. Geldi yattı. Ne yapmadı? Senin yağ kuyruğunda beklediğin gün oldu. Mazot kuyruğunda beklediğin gün oldu. Sen ayakkabı alamadığın gün oldu. Sen dur, AK Partili değilim. Biz ayakkabımı yırttık. Telefonumu göstereyim sana. Faturayı ödeyememişim, telefonum kapalı.
Bak şu anda PKK'yla terörle uğraşan adam kim çıktı? Cevabını verin. Terörle boş ver. He? Boş ver değil. 40 senedir su terör bitiriyor. Bir saniye. Akıllı ol. Yağ kuyruğunda diyorsun. Millet uzaya ev yapmış kardeşim. Ev yapmış. Sen burada vatandaşın bir bardak su alamaz duruma gelmişsen. Arabayı var ya, bana birini verseler olmaz mı? Bir kere arabam olmadı. Hangi arabayı abla? İmamoğlu'nun aldığı oraya koyup da sizden çok, bu İstanbul'dan çok arabalar var. Ay ben dur söylemeyeyim. Ben bir tanesini sana mı versin? Birini bana verse İmamoğlu ne güzel. Ay. İmamoğlu kimseye vermez, halkın malı o. Ben İmamoğlu'nu tutuyorum. Arkasındayım. Bak. Tayyip Erdoğan'ın bütün sakladıkları, çaldıkları meydana çıkardı. Hani niye hırsız? Hırsızın önünde gidermiş adam. Milleti batırdı. Zam. Fakir fukari düşün mü? Büyük müze yaptırmış. İçinde oturuyor. Ondan sonra kendi arabasında, makam arabasında geziyor. Ya Tayyip Erdoğan hırsız. Kim ne derse desin. Hırsızın önünde giden cebini dolduruyor, milleti düşünmüyor, herkesi çalıyı çarpıyı soğana sokuyor. Yeni kapıdaki araçları da gördün mü abla? Yeni kapıdaki araçları da gördüm. İmamoğlu'ndan bir tane öyle bir araba istiyorum. Kendime. Yok kimsenin hakkını. Kendime. Parasıyla versin bana. Bakın Türkiye'de işsizlik var diyoruz ya. Suriyeli geliyor çalışıyor. Afgan geliyor çalışıyor. Oradan buradan gelen insanlar burada çalışıyor. İş buluyor, ekmek parası kazanıyor. Karnını da doyuruyor. Bizim insanımıza gidiyorsun. Açım iş yok. Nasıl yok kardeşim? Ben müdürüm. 80 kişi çalıştırıyoruz. Eleman bulamıyoruz kardeşim. Türkiye'de Türkler çalışmıyor. Maaşın ne kadar alıyorsunuz? Asgari ücret. Evet. Peki evli birisi asgari ücretle sence geçindirebilir mi? Bana dön. Şimdi biz asgari ücret veriyoruz. Mesai ücreti de veriyoruz. Eleman çok iyi çalışırsa iki katı da maaş veriyorum. Çalışmıyorlar. Çok iyi çalışması mı gerek o parayı alması için? Yani ben, normal çalışıyor. Elemanlar çalışıyor da sigortasını yapmıyorsun sigortasını. Sigortalarını yapmıyorsun böyle. Elemanlar ne kadar? Asgari ücret veriyorum ilk başlangıçta. 2200 mü? 2400 mü? Al 5000'i. 5000'i mi? Evet. Kendimi göstermem lazım. Bunu hiç. Çalışmıyorlar. Peki kaç tane üniversite öğrencisi şu anda çalışmıyor biliyor musun? Bizde mi? Bizde 4 kişi çalışıyor. 4'ü de kasiyer. Ne mezunlar abi? Üniversite mezunu. Peki ne mezunu ne? Yani ne bölümü? Birisi bankacılık bölümü, birisi falan filan. Peki niye o işi yapıyor abi? Çok iyi maaş verdiğin için mi? Yoksa işe girmediği için mi? Güzel maaş veriyoruz. Sırf o yüzden mi girdiğini düşünüyorsun? Ya bankaya girse asgari ücret mi alacağını düşünüyorsun? Evet, bankada öyle alıyor. Değil mi? Güzel maaş veriyor diye sen... Aldığı maaşları ben biliyorum. Yani o kadar üniversite, o kadar bu adam kasiyerlik yapmak için senin yanına mı geldi diyorsun? Evet. Sırf bu yüzden mi? Tabii ki de. O zaman üniversiteyi neden okudu ki bu adam? Konumuz ben bak iş, ben diyorum ki 80 kişi çalışıyorum ben. Türkiye'de eleman bulamıyorum. Kalifiye ben eleman. Ben diyorum ki asgari ücret alan bir adam evini geçindirebilir mi sence? Ben gelsin. Asgari ücret veriyorum dedin az önce. Veriyorum ama çalışsın bana ispatlasın. Misin, geleyim mi? İspatla sözleşme... kendini vereyim. Ne yapması lazım ispatlaması için? Çalışması lazım bu kadar. Çalışma. Ne ölçüsü ne çalışma? Çalışmak. Ne kadar süre çalışıyorsun? Ben kendimi feda ediyorum. Sabahlara kadar çalışıyorum. Sen de çalışacaksın.